ne yapıyorsunuz? Bayağıdır tarihi nefret ettiğiniz, Ceyda'nın da hiç sevmediği efsanevi açalım. Aç ahenkle dans etsin son kez. Son kez saçlara bakıyoruz. Al bayram boyun. Mükemmel saçlarım gidiyor, o ikonik saçlar. Ben bugün Fırat'ın saçlarını keseceğim ama tabii ki de bir saç tasarımcısıyla beraber. Yepyeni bir insan olacağım. Öğreneceğim yani saç kesmeyi bir yerde. Evet, sen ustaya çırak olursun. Bugün bana bir hediye geldi arkadaşlar. Size onu göstereceğim. Evet, ya erkekler şu anda, özellikle erkekler diyorum yani, kızlardan da anlayan çoktur da, neden sevindiğimi anlayacaklar. Böyle hediye mi olur abi? Yok artık abi. O zaman kullanmıyorsan eskisini bana verir misin abiler? Eskisini Utku'ya veriyorum abi. Utku'ya veriyorum, tamam? Evet, bana ne geldi bak. Asus RTX kartım geldi arkadaşlar. Şöyle güzel bir kutuda. Kutumu göstersene kız. He. İçinde tişörtler, mousepad, mouse falan var da. Burada en önemli şey tabii ki de bu. Size göstermeden takmadım. Takacağım ama. 3080. Bende 2080 süper vardı. Bunda Ceyda'cığım yine RTX olsun. Ray Tracing özelliği. Ve DLSS 2.0 var yavrum. Çok iyi. Yavrum, bunları sana gösterdim, anlattım. Ray Tracing fotorealistik görüntüler için arkadaşlar. He? Fotorealistik. Yavrum, ışık oyunları. Hani sen de bilgisayar toplamıştık ya. Gelsin o video. Bu RTX teknolojisi açık hali. Bu kapalı hali. Aa. Muazzam fark oluyor canım. Sadece Minecraft'ta değil, bir sürü oyunda var da ben de Minecraft olduğu için Minecraft'ta gözüküyor. Bir de en iyi bence bunda fark ediliyor. Bak, özellikle suda çok belli oluyor. Işığın gelişini görüyor musun? Hı-hı. Aynı gerçek gibi değil mi? Evet. Denize girişi, ışığı. Böyle yaptığınız zaman what is this? Oha, ama çok değişti. Aa. He, anladım şimdi ne özelliği olduğunu, tamam. Heh, onlar okay. Ayrıca DLSS 2.0 var. Benim kartta da vardı. Bu daha pahalı, daha güzel, daha yeni, daha harikası sadece, anladın mı? Çok güzel, teşekkür ederim. Kullan. Şimdi ben bir de biliyorsunuz 4K oynadığım için benim 49 inçte güçlü kart gerekiyor. Bir de aynı zamanda ben orada tek bilgisayardan 4K oynuyorum. Aynı zamanda da yayın veriyorum, biliyor musunuz bu kartla? Görüyor musunuz? Öncesiyle veriyordum hatta. Bununla artık çata çatır veririm. Ne zor zamanlar geçiriyordu Fırat. Çok zor zamanlar geçirdim ya. Çok. Çok teşekkür ederim valla. Abi, beni mutlu etmek belli arkadaşlar. Çok kolay diyeceğim de kolay mı ya? Ceza bilmiyorsa bunların fiyatlarını şeyden. Ne kadar ki? Uygundur yavrum, uygundur. Kadir Bey diyecek ki ben bu mükemmel saçları kesemem. He. Hayır yapamam. Bu arada en az 3 haftalık olan like atıyor, yorum atıyor. Kanala zaten abone. Bütün videoları izliyor. Beğenmediğine dislike atabilir. Instagram'dan takip ediyor. Bunlar candır. En az 3 haftalıktır. Küçük çocuklar hepsi candır. Bir de cancıklar vardır. Cancık can yarısı demektir. Gelir video izler. Aşağı indirip bir abone ola basmaz. Bu cancıktır. Canlar saç diplerimizin güçlendiği keratin. Cancıklar dayıdan gelen genetik saç dökülmesi. Evet. Hep buralar kalıyor cancıklar. Şuralar cancık yani, anlatabiliyor muyum? Arkadan dökülme hafif, burada hafif cancıklaşma var. Şuralar kesinlikle cancıklaşabilir erkeklerde özellikle. Anlatabiliyor muyum? Bende de var cancıklaşma. Cancıklaşma var ama öyle mi? Şu an benim saçımdaki bütün hepsi can. Tel tel. Teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeni gelen hepiniz hoş geldiniz. Biz şimdi gidiyoruz ha, benim saçları. Hadi saçları kesme. Çok heyecanlıyım. Look at this lahana. Aha lahana. Yeah. Lahana. Bu aha yeah. Bir de şu monttan kurtulunca arkadaşlar tam olarak cancıklıktan kurtulacağım ya. Oo, işe bak. Bu mont var ya, bu mont. Kanala yapıştı bu mont. En başından beri var. Evet, kanalın hiç, simgesi. Ben bunu çıkarmıyor ya. Ne oluyor ya müzesinin? Özel eşyalarından Fırat'ın 2 sezon kullandığı mont. 56 videoda oynamıştır. Sahibinden işte 7 bitcoin. Çüş. Sahibinden 7 bitcoin. Ayıptır. Ayıptır. Haydi ya, orada görüşürüz. Arabadan görüşürüz. Kerata. Ne yapıyorsun kerata? Buna kerata deniyor. Tamam Ceyda, tamam hadi. Geldik, evet. Hoş geldiniz. Kadir Bey. Hazır mıyız? Hazırız. Ver efekti. Böylesi geldi mi bu dükkana? Çok ha? İyi mi? Gelmedi değil mi? Harbiden çok iyi. İyi mi ya? İlk yani ilk. Ama bak, saçlarım güzel. Kesinlikle. Bir Viking çıkartırsın benden. Şöyle örgü şey mi yapsak? Böyle bir Jon Snow ölmedi, kalbimizde yaşıyor saç modeliyle. Evet. Sanki gider gibi de geliyor bana. Bak, böyle yaptığım zaman da Jon Wick. Görüyor musun? Şimdi ne yapacağız? Benim saçı kesiyoruz. Zaten evet, ne yapacağız başka? Sakalı. Saçının sakalını kafa büyüsü şekline göre dediğimiz, biliyorsun, fenomen olduğumuz bir sistem var. Anatomik evet, saç kesimi. Anatomik saç. Sana da onu yapacağız. Yüz analizini ve kafa analizini yaptıktan sonra en uygun neyse çırağımla beraber. Bugün sanırım çıraklık yapacak. Tabii, ne isterse onu yapsın. Ve hatta ilk darbeyi de ona vurdurmak istiyorum. Allah! Darbe derken? Yani herhalde kısaltacağım ben biraz senin saçlarını. Şimdi ben gelmeden önce sonra sevdiğim ünlülerin saçlarına baktım. Evet. Fakat hiç bana benzemiyorlar. Hayır, genelde biliyorsun Türkiye'de berberlik kapısında Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafının olup çıkanların Hakkı Bulut olarak çıkmasıdır. Ben zaten Hakkı Bulut'a bakmıştım. Güzel, tamam. Ben Hakkı abiyi çok severim. Hakkı abiyi ben çok severim. Hakkı abiye buradan selamlar. Hadi o zaman deneyelim. Hadi başlayalım o zaman. Tamam. Başınızı kime kestirdiniz en son? En son kestirdim.
Bu arada testimiz olduk. Kafamız rahat. Biz her cumada idare oluyoruz. Ona göre içeriklerimize geliyoruz. Zaten mekanda steril. Çok uygun. Vallahi geldik burada herkes maskeliydi. Evet. Zaten sürekli biz de testlerimizi yaptırıyoruz rutin olarak. O açıdan herkes rahat. Maskesiz olarak devam ediyoruz. Çırak al yavrum. Çırak yalnız arı gibi maşallah. Böyle tabii, çırak lazım biliyor musun? Helal olsun. Tırsıyorum. Çok alıştım. Ne zamandır kesmiyorsun saçları? Ne zamandır kesmiyorsun saçları? Bir yıl oldu. Ne zamandır kesmiyorsun saçları? Bir yıl olmuş gibi. Daha fazla. Baksana. Çok güzel saçlarım. Ciddi iyi saçlarım. Abi bakımını yapıyoruz. Bakımı keratinimiz daha olsun. Bakımı yapmıyor. Nasıl saç bakımı? Pislikten mi? Evet, yıkanmıyor. Bak kendi özel yağıyla. Özel yağıyla. Bravo. Kavrulmuş evet abi. Saçları. Bundan 60 sene önce adamların saçına sürdüğü bir şey var mıydı? Ha, yoktu. Bizi kandırmasın da şimdi. Sen de satıyordur kesin burada bir şeyler ama. Yok, bir şey bunlar işe yarayan ürünler ama 60 sene önce yani bunlar yoktu. O zaman görmüyor musunuz? Mesela Atatürk'ün saçları ne güzel abi. Değil mi? Bir şey sürüyor mu? Limon sürüyordu. Ben lütfen. Limon mu? Vallahi mı? Evet. Bak görmüyor musun? Limon. 36 yaşına geldim. Saçlarım dökülmez artık değil mi? 35'ten sonra artık stabil hale geliyor ama 40'a güzel. Kadar da bir ufak ufak. Ufak ufak dökülürse dökülsün abi. Ufak ufak bir alın genişliği böyle. Ben onu istiyorum biliyor musun? Sende de maşallah alnında saç var abi. Ne istiyorsun sen? Hafif şuradan açılsın ki değişik şekli olsun Ceyda. Şekli oluyor Ceyda. Hayır o diyor ki şu üçgen saçlar var. Bende var hiç sevmiyorum. Onlardan bak. Buyurun bak. Erkek tipi kadın saçları. Kafayı yıkayalım. Hasan gel abicim sen. Kafayı öne eğmeyeceğiz mi ya? Eğelim mi? Eğelim mi? Nasıl istersiniz? Ya yani şimdi ya gelmişiz nasıl? Böyle klas mekana kafamızı öne eğdirme Ceyda. İstersen bir de kafama vurun yani. Ya böyle böyle yıkayacaktık işte ya. İşin elinden alır ha dikkatli ol. Bak bunları yapar. Da göster. Tek kullanımlı. Kişiye özel havlu ve peni var. Bu vay. Yok yani. Türkiye'de şunun aynası yok. Aynası yok mu? Bir dakika bir saniye. Yok. Aa hakikaten senin markan yazıyormuş. Evet, ben dedim ki nereden aldın o zaman diyecektim. Sonuçta bir yerden alman lazım. İyice kıvır kızım. Biraz arada kulağına kaçır. Kulağıma kaçırma Ceyda. Ya niye kaçırıyorsun? Şimdi ne yapıyoruz? Geriye doğru yürü. Bende fıtık var ne yapıyorsun? Sen rahat ol abi. Tamam rahatım. Oğlum 2 senedir berbere gitmiyorum. Çok gerildim lan. Tam böyle evde topuz yaparsın ya kızlar. Çıkarken böyle o topuz bir daha olmaz. Tam o topuz alıyorsun. Senin suyun ısındı. Ya Ceyda. Gülüm abi şımarır var ya çok fena espri yapar o. Ya abi zaten. Su çok iyi, su çok iyi. Nasıl beğendin mi? Başla bir de hop hop dondum dondum. Dur yavaş. Hanımefendi biraz daha sıcak olmayacak mıydım? Bence iyi ya. Tamam şimdi iyi. Yok yok iyi. Hatta sıcak bile. Kulağıma kaçırma, kulağıma kaçırma. Boşuna mı yatırdılar arkaya? Kulağıma kaçırma. Kaçırmıyorum yavrum, ya. Yavrum. Bayağı iyi uzamış yani. Hemen Allah bir Allah. Keratin kitleme, pardon keratin yükleme. Kitleme. Yalnız sizin saçınızın keratinine ihtiyacı var. Evet şampuanımız zaten çok kaliteli bir şampuan bu arada. Kadir Alkan sülfasız şampuanla yıkıyoruz. İnşallah saçınız dökülür. Yani hiç endişe etmeyin. Yavaş Ceyda. Hiç hayır böyle yıkadın. Ceyda niye pazar günü çocuğun leğende yıkayan gibi vuruyorsun? Bize hep öyle yıkadılar küçük. Şöyle yapmaz mıydı anam? Hayır. Yalnız eline yakışıyor ha ben sana söyleyeyim. Ceyda'da var yani bu ışık var. Yapar her şeyi becerir o. Abi bir köpürteceğim. Yapma Ceyda. Ya masaj Ceyda yok. Tırnaklarını da yapmadın. Hiç tırnağım yok. Kısacık. Masaj yapayım. Kafa masajı yapıyorsunuz bu kesinlikle. Evet. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Abicim bu çamaşır çiteler gibi çiteliyor ya. Kızım saçları bitirdim. Fıstık gibi saç o. Hemen duruluyorum. Kadir Bey bu çalışanınız biraz sıkıntılı galiba. Mekanın yani, aurasına hiç uymuyor. Su biraz fazla ısındı gibi sanki ama kafadan zaman ısındı, çıkıyor. Isındı biraz ısındı Ceyda. Kulağıma bak çok fena yapıyor. Kafadan oha. Duman çıkıyor çocuğum. Bak kalkamıyorum ben. Şu dumanı yakalayacağım. Ama mikroplar ölür, bir yıldır yıkanmadı. Ha bir yıldır yıkanmadı değil. Küçükken bir kere benim saçımı tepeden kesmişlerdi. İnanır mısın? Şöyle yaptılar saçımı. Sana yemin ederim bugün sana yaptım. Bir koydu küt. Şöyle kaldırdı saçım ufuzundu. Buradan bir koydu. Yavaş yavaş kaldıralım ki. Burnunuz ağrımasın. Bel fıtığı var ya. Teşekkür ederim. Oo Hintli gibi olduk hadi bakalım. Yavaş yavaş kaldır. Aman yavrum dikkat. Aman aman çocuğum. Aman 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 aman. Alttan akıyor, alttan akıyor. Bırakmayın şu kadına. Gülünecek ne var bunda bu kadar ya? Abi üstü toplamayız aşağıda. Aşağıda saçlar sırasından duruyor. Çok iyi. Çok saçma. Evet ne getireyim? Penuarımızı takacağız. Neyimizi? Penuar. Ben öyle şeyler aynen. Taktırmam. O ne? Ha kesim örtüsü. Kesim örtüsü. Abim kıl gelmesin desene ya. Pirinç detaylar çok hoş ya. Çok masküler. Masküler değil ola maskülen. Maskülen. He maskülen. Masküler ne ya? Maskülen mobilya. Ne o? Ne alaka Ceyda? Ne bileyim modüler mobilya gibi. Allah seni kahretmesin. Yavrum şu anda ne yapıyorsun? Ne bu? Ha şey örtü. Neydi onun adı? Penuar. Ha penuar. 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 Tak bakalım. Benim istediğim ne biliyor musun abi? Yataktan kalktığımda da saç güzel olsun ya. Uğraşmayayım şununla artık. Yani dünya umurumda değil saç modeli. Aynen ha. Sen kullanmıyorsun onu bir kere. Makas yerine biraz daha kolay kesersin. Bu daha iyi. Girer diyorum en dipten. Modelini senin modeline bozar. Sıfır yapma.
Ben yapacağım, halledeceğim. Sıra. Hayır, dikkat et ama. Tamam, çok dikkat edeceğim. Ucuna bak şuradan mı? Tut. Hayır, doğru olsun. Ceyda'cığım, bir dakika, bir saniye. Ay! Çırak! Ay! Ceyda, ne yapıyorsun yavrum? Gitti. Ne yaptı? Ben bu kadar kısaltmayacaktım bu arada. Abi bak, bak. Oğlum! Ayağı kesiyor. Acıyor, acıyor. Acıyor mu? Acımıyor da. Abi çocuk yolunmuş, kazadın. Bu nasıl duruyor? Bir şey de bu nasıl duruyor? Bu nasıl duruyor diye. Saçı görmen. Böyle. Ne diyorsun Ceyda? Ne diyorsun ya? Böyle ama bu bir... kadar kısaltmayacaktık gerçekten. Abi çocuk kuşa döndü ya. Abi çok iyi katlı kesin. Adamı elinden alır mesleğini bak, çırağa bak. Bunu eve götürüp saklıyorsun. Tamam, onu şey koy kenara. İstersen şimdi... onu böyle cama kenara boynunda taşı. Şurayı da ben alayım. Ha orayı da sen al. Şurayı da biraz alıp sonra veriyorum. Abi göster nereden alacaksın ama sen de. Zaten aldı abi şu an. Ben 3 numara falan yapacağım herhalde senin için. Abi. Ne diyorsun ya? Oraya doğru gidiyor yani. Abi 3 numara yapınca ben 90'lardaki sokaktaki CD satıcılarına dönüyorum ya. Ben bir kere yaptırmıştım. Gelip bana abi son filmi geldi mi? Sen mi satıyorsun filmleri falan diyorlardı. Biz kırıklarını alacaktık çocuğun. Kırıklarını aldık işte çocuğun. Benim şu an çok kırığım var. Kalbim kırıldı bir kere yani. Abi böyle bir şey. Sana da kalbim kırıldı. İnsan bırakır mı çırağına? Ne bileyim çırak bırak dedim. Bilmem ama dedim. Ucundan aldım canım. Buradan sorsun düzeltecek şaka yaptık sana. Kadir Alkan dedik. Kadriye'ye kestim. Neyse buradan senin ne kadar iyi olduğunu anlayacağız. Yani bak bunu seni gaza getireyim de beni kurtar. Biraz kısaltalım. Çünkü bayağı bir... Biraz mı? O zaman şöyle yapalım. Ne yapalım? Şöyle bak, bir... Mesela şu an bir kameraya dönelim. Abi o kaplan bakışı nedir ya? Evet. Şu... Fırat'ın mesela yüzü dikdörtgen arkadaşlar. Yo öyle mi? Dikdörtgen evet. Uzun dikdörtgen. Gördün mü? Uzun. Uzunluğu eninden daha fazla. Dolayısıyla doğru. Da dikdörtgen diyebiliriz. Şimdi bu tarz yüzlerde saçın yan tarafını çok kısalttığınız zaman yüz çok ön plana çıkar. Karakter yüz olur. Biz ise karakteri saçı olan bir saç modeli yapacağız. Benim karakterim yüzüm olsa daha iyi değil mi? Benim planladığım şu, yine yanlarında saç olacak, makineyle kesilmeyecek, tamamen makas işçiliği, dağınık bir şekilde bırakabileceğin çok seksi bir saç modeli. Keselim bugün hadi. Seksi olacağım aslında sonra Ceyda. Bak bak hareketi var. Hayır öyle değil bak, şöyle tutacaksın, şöyle bir bakacaksın kendi saçın gibi. Evet ha. Aynen. Ha modelini ayarlayalım. Aa, evet, ben Peaky Blinders saç modeli yapsam olmaz mı? Bak, İyi ki Blinders değilsin Fırat. O da olur da sana olmaz yani. Bana niye olmuyor? Ben sevdiğim yüzün şeyler bana olmuyor. Yani. Saçları zaten gerçekten kaliteli bu arada. Evet, çok kaliteli. Bu arada damatlık fotoğrafını gördüm. Gerçekten çok güzel bir saç kesimi. Gelinimden kaynaklı o. Aynen. Ceyda kısa küt. Ne yaptın abi? Bir de ben atayım oğlum ya Allah Allah. Bizim mekan böyle ilerliyor işler burada abicim. Ya var ya 10 sene önce bir insanın elinde jiletle kesim yoktu. Bir anda herkes jiletle kesmeye başladı. Nasıl oldu bu abi? Abi öğretiyoruz işte. Öğretiyoruz. Şimdi benim aynı zamanda hocalığım da var yani bu konuda. Öyle mi? Kuaför koçluğu bitiren Türkiye'deki tek kuaförüm. O ne demek ya kuaför koçluğu? Eğitmenim ben aynı zamanda. Ben de küt istiyorum ama bir türlü cesaret edemiyorum ya. Ya aşkım yok ya yok yok. Senin böyle çok şirin ya lütfen. Evet. Yalnız sizin yerlere dökülen saçlar süpürülmüyor ya. Hemen ben alıyorum. Çırağa bak çırağa. Bak şerefsizim aldığı parayı hak ediyor ya. Tabii bahşiş bırakacağım bakacağım. Saçımın arkasını bitirdi ama. Bakar mısın? Bakayım. Satılıyor. Bunlar böyle bağışlanıyordu bu. Bu olmaz ama. İlk önce satılıyor lan. Bağışlamaya nasıl geçsin onu anlamadım. Ne bileyim ne yapayım satıp bari bağışlayayım dedim. Oo bir şey diyeyim şu an çok seksi oldu mesela. Hafif bir emo oldum ha. Ne diyorsun? Hafif mi? Berbere geliyoruz abi. Öyle bir şey yapıyorsunuz ki saç böyle şekilli duruyor. Eve gidiyorum. Tamam, yıkandıktan sonra niye bozuluyor bu saç? Benim bu kestiğim saç dokulu saç kesimi. Saçın içerisinde kanallar açıyorum. Bunu sen şu ha bizim kanala abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Aynen bu kanalımıza abone olun. Buraya da abone olun. Aynen Kadir Alkan TV'de abone olmayı. Ben zaten koydum aşağı. Sen sadece şöyle kurutacaksın bu hale gelecek. Ama sen yok abi ben bunu biraz daha kısa istiyorum dersen keseceğim. Abi sana bırakıyorum. Yavrum yapma yavrum yap. Durup durup dezenfektan sıkıyor abi bana ya. Bir senedir böyle gidiyor hayatım. Ağzıma sıkıyor ya. Ama bu ağza abi, yüze göze gerçekten ben daha demin gördüm bir de havaya atıp böyle bir şey yaptı. Ondan sonra böyle altında geçti falan yağmur gibi. Bir de ben hani konuşmayı çok seven bir insan değilim bakma. Muhabbet açılır ya ama zorlama muhabbet. O zaman aynen. Daha çok sıkılıyor. Memleket nere? Ha öyle başlıyor. O dizi ne oldu? Abi şu ne oldu falan. Abi ne oldu? En çok sorulan soruların hiçbirini sormam. En iyisini yani, yapıyorum. Benim şu alnımı 500 kişi soruyor. Abi ne oldu? Yani anlatan hatta sıkılıyor insan. Ne oldu? Ben de sorulmasını istemem yani. O yüzden sana da soru sormuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben Alman olsa desem ya. Bunu kullanıyor mu? Bu bunun için mi? Evet evet. Ha. Yavrum onu oraya değil. Benim yüzüm için o. Sus. Sus diyor. Çırağın içine karışma bak. Her yere dağıldı. Abi şu an çocuk gibi olduğum gibi hissediyorum. Çünkü ama çok uzun saçtan yeni evet. Ayrılıyorsun şu biraz an. Biraz. Oo bir dakika. Sakal bozuyor. Sakalı keseceğiz ya. Yalnız 36 göstermiyorsun kardeşim. Birazdan görün. Tıraştan sonra var ya seni 25. Abi daha yeni lise dizi filminde oynuyordum. Babam sınıfında ver bakayım. Ver yavrum yapamadın çünkü boğazım gözüm kaşınıyor.
Bu arada söylemeden demeyeceğim. Gerçekten YouTube'un enerjisi en iyi çiftçisiniz. Teşekkür ederiz abi. Bunu sağ hani irtifat için değil. Abi gerçekten sen de YouTube'un en iyi berberisin. Vallahi Allah razı olsun. Başka var mı bilmiyorum. Ben hiç görmedim. Var, bir sen yani, yaptın o var. İşi değil mi? Yani yeniler ben ilkiyim. Tutturmak önemli. Tutturmuşsun. Ya biz şu anda tabii neredeyse tıraş etmediğimiz fenomen kalmadı. İnsanlar sizin en doğal halinizi görmek istiyor. Berberdeki o koltuktaki de en doğal hali. Bazen buraya salona geliyorlar. Ya abi aynı işte videodaki gibi samimisin, doğalsın falan. Öyleyim yani. Yapacak bir şey yok. Ben yani değilim, oynamayı abi, sevmiyorum. Ben var ya keton pisliğinde kimseye. Abi berber koltuğunda en savunmasız falan halimizdeyiz. Adamın elinde jilet var arkadaşlar. Ne? Olmak zorundayım. Yalnız yani bir şey söyleyeceğim. Şu hareketi yapıyorlardı da niye yapıyorlardı bilmiyorum. Bakar mısın bak şimdi saçına gelen şeye gör. Bir şey yapmadın ki. Şöyle bir şey yapıyorsunuz. Yok. Siz de saç bir şekil şekil şöyle, oluyor. Şöyle. Burak Özçivit kıvrımı. Evet, aynen bak. Oha. Harbiden. Bana bak. Harbiden oldu ha. Şu an tam bir çırak oldu. Abi çıraklar niye insanın gözünün içine bakıyor? Ya abi bu çıraklar da hastalık. Biz özellikle söyleriz yani. Saça bak oğlum. O giden müşteriyi aynadan keser. İnsan şey oluyor yani. Böyle evet, yere bakıyor. Utanıyor yani. Bak ayak böyle durur ama. Tam çırak duruş. Ya bu çalışmış ya. Biliyor biliyor. Gözlemi iyidir onun. Paragöz, gider. Paragöz çıraklar vardır. Benim bir tane çırağım vardı mesela. Okuma yazma bilmiyor. Ortaokula gidiyor. Matematiği de çok kötü. Çarpım tablosu falan sıfır. Oğlum Ali diyorum. Bak diyorum 24'e böyle kaç yapar lan diyorum. Ne bileyim abi diyor. Oğlum dedim bak müşteri 20 lira bağış verdi. Sana bana güvene Naci. Adam başı kaç bağışlar diyorum. Onda ne var ya 5 lira diyor. Yani yanına TL'yi koymadan abicim yapamıyor ya. Yalnız senin sakalda burada bir seyreklik de var. Hep var o. Halının ağzına sıkıştırıyormuş. Ben sana bizim kadrajdan dışarı çıkıyor. Kameranın dışarı çıkardım bitirin bölüm düşünün. Nereye koyacağımı bilemedim ama daha devam edeceğim. Eve makine alacağım zaten ya. Çok ne üzüyor. Makinesi alıyorsun? Sakal ya. Yani bunu da içeriye çevirir o. Yok mu abi tıraş makinen? Abi bir tıraş makinemiz yok. Nelerin var burada? Şampuan. Bana bir Kadir Alkan kutusu yaparsın artık. Sepet yap oğlum bir tane. Şampuan var, ekspres bakım var, argan var. O ne ekspres bakım ne? Hızlı böyle, tembeller için. Özel bakım serisi. Bak daha önceden John Wick'e benziyordum. Ufaktan Neo'ya benzedim sanki ha. Abi çok iyi çocuk oldum şu an ya. Uzun saçlı bir artist falan vardı ha. Önemli olan Ceydan Bey. Sürekli bana saçların çok çirkin. Hiç güzel değil. Böyle evet abi, değil özgüvenimi yere indirmiş. Yok, yok. Evet abiciğim. Mikrofonu da üzerinden geçiyor. Mikrofonu süpürdü. Mikrofonu da bak beni mahvedecek. Saçta mikrofon olmuş. Saçta kavrulmuş. Mikrofon. Sote. Ne diyorsun Ceyda? Yalnız var ya çok iyi oldu saçların. Ya ben de hissediyorum. İpek gibi oldu. Hissediyorum. Bak bunu söylüyorum ben. En iyi saç müşterinin evinde tarayabildiği saçtır. İşte onu istiyoruz biz de. Bu arada Ceyda'nın yüzü minyon bir yüz. Kısa bir saç da efsane güzel durur yani. Gözlerin patlar bak. Böyle kısa. Daha da kısa. Efsane güzel durur. Saçlarımı üçe vurdurmam yok mu? Evet buradan 100 bin like gelirse falan diyor. Ben saçları kesilince hemen çok... Hemen bana ekstra evet, aşk doğdun ha. Evet. Asla falan diyordum böyle gençken. Ayıp uzun saçlar. Ve ben gittim saçlarımı toplamaya başladım. Çıldıracağım ama ilk zamanlar böyle diyorum ki abi neden? Neyse sonra peki alıştım. Dizide mecbur uzatmak zorunda mı kaldın? Pandemiden bu azaldığı zaman kestirecektim. Dizide dediler ki yok abi bu saç uzun kalacak. Dur çeksen koparsan. Yapma Ceyda mı? Hayır. Ay! Ne yapıyorsun Ceyda bak sallanıyor kafam. Bilek. Tamam şimdi çok güzel yaptık. Ne zaman bozulacak bu saç yani ne zaman kestirmem gerekiyor bir daha? Gemici müşterim var mesela adam 6 ay gidiyor gelmiyor. 6 ay sonra bile geldiğinde saçı o kadar güzel ki. Saçı asimetrik uzadığı için birbirini hiç yakalamıyor. Çok iyi masraftan da kurtuluyoruz. Garanti. Vay çok güzel oldu. Bak hiç taramadık saçı. Taramadık. Böyle natural doğal. Böyle çık. Olduğum gibi. Samimi saç stili. Peki şimdi sakal gidince ne olacak? Yorumlara abi kusura bakma götüm gibi olmuşsun yazmayın ha bak. Ama komple kesmeyeceğiz değil mi sıfır? Sence? Bence komple kesmeyelim ya. Ama bayağı kısa keselim. Heh. Size bir mekanımı gezdireyim şöyle. Burası mekanımız. Şöyle bir tane fotoğraf alacağız. Aa burası özel bölüm mü? Oha VIP. Fırat burada VIP bölüm var. Var biliyorum. Ben VIP değilim yavrum. Ben henüz VIP olamadım. Abi iyi müthiş mi? VIP. VIP iyiymiş ha böyle bir zamanda. Ben saç alacaktım. Ustamın ayağına takılmış. Rahat edemedim. Böyle çırak olsa var ya. Vay be. Bunun daha belirgin olması için saçta kanal kesim tekniği bu. Direkt makasla saçın içerisinde gizli su yolları gibi düşünün. Böyle taradığımızda waxla sürdüğünüzde falan bomba gibi saç ortaya çıkacak bak. Allah Allah. Şöyle makasın orta kısmına ufak bir dokunuş atıyoruz. Tam böyle kesmiyor. Kesersen saçı komple keser. Çok tehlikeli. Deneme yanılmayla burada birkaç da akrabayı feda ederek
Bu tekniği öğrenebilirler arkadaşlar. Ben buna hani gold touch diyorum, böyle altın dokunuş. Şimdi mesela sen eğitim alıyorsun. Kimin saçını keserek bu işi yapıyorsun? İlk önümde kobay babamdı yani, rahmetli. Ha, öyle öğreniyorsun tabii, değil mi? Akraba. Eş dost, en yakın arkadaşlarım. Benim söylerim mesela, onlara hep bir vefa duygum vardır. Mümkün olduğu kadar hiçbir zaman geri çevirmem. Onlar sayesinde öğrendim yani. Benim için doğru. Önemli. Çırak yüzüme şey yap, çok kıl oldu. Hadi burnum, burnum, burnum. Bak gene gidiyor şey yapıyor. Şunu bir çekelim. Bak şöyle. Nice touch. Yapma Ceyda. Bu da bronze touch. Ya öyle bir şey yok. Arkadaşlar alkolsüz bu arada bu dezenfektan. Hani helal, suratıma sıkıyor helal da. Sakala da dokunabilir istiyorsan birazcık. Ay sakaldan korkarım. Heh. Ama bir sakal atarsan. Abi büyük bir şey. Hiçbir şey gelmedi ya. Yani. Bak bak. Sen soya düştük hani. En pahalı makas ne kadardı? Şimdi benim mesela 5000 euroluk bir tane makasım var. Elektrikli makas. Saçın uçlarında kırıklar var ya. Orayı 110 dereceyle mühürlüyor. Özel bir makas. Evet. Geliyor. Hazır özel mıyız? Özel harekat. Yakıştı be. Değişik bir tarzım oluyor evet, böyle olunca. Kalsın mı böylece Ceyda? Tamam keselim. Çok iyi oldu be. Fırat güzel oldum. Gençleştim be. Keşke de deyip açsaydım. Kendimi özlemişim be. Sakalları da kesmiyordum bu arada. Vay be. Ama yaşlanmışım. Aa, şu an benden aynı yaştasın. Bakayım. Allah Allah, başka bir insan oldum ha. Değil mi canlar? Şöyle bir yüzünde gülümseme ol. Zayıfladım Ceyda. Uzunken gömmeyi biliyorsun. Kısayken de öveydim biraz. 2 saattir övmüyoruz mu sen? Ne kadar övülmüyor. Dalga geçiyorsun. Yok çok güzel oldu. Bakayım mesela şöyle yani yaptığımda ne olacak niye mesela? Niye bozdun saçını? Bakıyorum ya. Bozdum ve güzel duruyor Ceyda. Evet. Vax'ımızı şu kadar aldık. Bakayım ne kadar aldık. Ben de bak, göreyim. Fındık tanesi kadar. Sepetinde var mı bundan? Sepette var. Hazırlasana oğlum sepeti. Ya sepetimi benim gerçekten istiyorum ya. Bak bu yaptığım o kesimi ortaya çıkartıyor Vax. Nasıl böyle sivri sivri çıkıyor. Bir de ben yapayım bakayım. Yap abi. Mesela böyle bak, yani bilmeden yapmışım gibi. Bak bilmeden yapıyor. Bu yine yorgan güzel silkeler gibi bu. Bak abi, yine güzel duruyor. Bak böyle yapıyorum mesela Ceyda. Aynen yine öyle güzel duruyor. Saçı güzel abi kesti tabii ki de şu abi, anda. Abi! 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 Gerçekten iyi kesti. Ve klasik benim berberden çıkıp mutlu olmama şeyim vardır. Hiç öyle bir şey yok şu an. Çok mutluyum. Çırak. Bak görüyorsun. Tırpan gibi elleri. Burası bırak düşecek böyle. Elleme. Şimdi ben bir yapayım bozup hemen. Hiç bozma. Bak şu an saç çok iyi olur. Bozma. Bir boz yapsın. Öyle mi olacak? Şurayı kaldıracak be Ceyda mesela. Ben biliyorum. Orayı istemiyor. İlkokul çocuğu tıraşı ensesi değil. Çok başarılı. Ve saçın çok arkasında güzel da bak parça parçalı bir evet var. Dikkatini çekiyor mu? İşte bu saç uzarken katlı uzayacak, asimetrik uzayacak ve hiçbir şekilde de bozulmayacak. Ben bu saçı bozup aynısını yapabilirim. Yap bakayım hadi. Ya ben bozdum Ceyda. Öğrendik. Abi hadi bozukken de bir şekli var baksana yani. Abi rahat ol. Ceyda'nın elleri gerçekten iyi. Bak şu hareketler falan var ya. Önemli olan o hareketten sonra ne olacak? Görebiliyor musun sen Ceyda'da yapıyorsun? Ben hissediyorum görmemek. Yavrum gibi aynadan görmüyor ki şu an. Yapıyor vallahi ben yaptı. Bence yapmadı zaten saç böyle olduğu için oldu. Burayı böyle yapayım, arkaya yapayım, aynen, burayı da böyle ya yapayım. Ya ne yapıyorsan yap kardeşim. Bak işte şimdi çok güzel oldu ha. Kafan küçüldü gerçekten. Gerçekten küçüldü abi. Benim gibi müşteri zor buldun ya böyle bir halde. Güle güle kullan. Vallahi abi çok mutluyum ya, çok güzel oldu güzel ha. Güzel günlerde kullan abi. Ne zaman istiyorsan abi. Ama helal olsun abi. Bir telefon kadar yeter. 50'ymişsin gerçekten. Şu üstünü fönle atalım. Çırak uyuyor. Atalım. Yok ya. Nasıl Çırak bahşiş alacaksın? Abicim bugün de çok yakışıklı oldun falan. Biraz adama şey yap yani, anladın mı? Gaz ver. Nasıl bahşiş alacaksın yoksa? Abi oğlum ben küçüldüm ya. İçimizi yaparız. Önünüze bakarız. Bak yine artist ya, bir de böyle fıt fıt yapıyor falan. Çırak fena ya. Biraz bakayım kendime. Hadi bakalım. Aa ye yeah, bak. Bak evet, bak harekete bak bak. Bak. Şerefsiz şampuan reklamı gelir. Sen beğendin mi? Ne kadar beğendin? Çok beğendim. Harika. Müthiş oldu. Harika. Ya abi böyle bir kötülük olamaz. Bak her gün benimle dalga geçiyor. Söyledim. Her gün moralimi bozuyor. Uzun saçlı, kısa saçlı dedim. Diğer dakika öveceksin. Gördüğün anda böyle evet, ay kalbim, ay yüreğim yapacaksın. Mükemmel, yeniden aşık oldum falan. Evet. Hep bunları anlatsana ya. Yeniden aşık olmamışsın, aşkımın azalmış olması gerekirdi. Hayda. Artist yine yaptı yapacağını. Çok teşekkür ediyoruz. Hem bizim kanala hem de Kadir Alkan TV'ye de abone olun. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz seviliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Görüşürüz. Bay bay.